Burada Tecrübe'nin pazarı çarşamba günleri kuruluyor. Kameramı, fotoğrafımı çek. Kolay gelsin, video çekiyorum. He? Video çekiyorum, pazarınızı görüntülüyorum. Tamam. Sessiz sakin midir bura? He? Hep böyle sessiz sakin mi? Kimse yok. Neden? Ne yalan? Hayır, neden kimse yok? Müşteri çok böyle cıvıl cıvıl değil. Kaynaşmıyor. Bu saatte olmuyor. Sabahları oluyor. Ha, sabahları oluyor. Kimse neden sonra gelmiyor. Ben de soğuktan mı dedim? Acaba soğuktan mıdır? Yok. Yazın da böyle. Yazın da böyle. Diğer pazarlar böyle değil. Diğer pazarlar öğleden sonra başlarlar. Evet, diğer pazarlar bu saatten sonra başlıyor. Demek Tecrübe'nin hanımları çalışkan. Evet. Erken kalkıyorlar. Erken geliyorlar. Heh, erken başlıyorlar işe. Evet. Sabahları gelirler, servis alıp gidiyorlar. Tamam. Evet. Saat 11'e 13, saat 1'e kadar da yoğundu. Ay, bir de öyle geleyim. Evet. Kolay gelsin. Evet. Kadi şeflerin Yusuf'un. Aha. Evet. Samanlı Mahallesi. Evet, sırayla yıkılıyor bunlar. Şöyle bir kanatlı kapıdan içeri gireyim. Şurada asmalar ev. Onlardan da kimse gelmiyor. Sıra sıra geliyorlar. Sizi görüntülemem ister misiniz? Tamam. Sorup ona göre görüntülüyorum. Evet, hayat denilen yer bu avlulardır. Malatya'da. Ev boşaltılıyor, yıkılacak. Yerleri şöyle bakın, tahta yapmışlar. Laminat parkenin eski hali işte bunlar. Ay, şu makatın güzelliğine bakın siz. Şuradan mutfağa geçiliyor. Böyle bir kapı var. Ben şuradan geçeyim mutfağa. Şurada da kapısı var çünkü. Kavaktan yapılan çok hafif, sağlıklı kapılar bunlar. Yani menteşeleri düşürmeyen, çok hafif, neme dayanıklı. İşte tahta, terek denen mutfak rafları. Buradaki davlumbazlı ocaklar şimdi bu halde. Evet, iki oda karşılıklı. Bakın yerler ne kadar güzel tahta yapılmış. Kerpiç olduğu için duvarlar çok kalın. Eskiden bu ocaklarda ısındıkları için bakın odada bile ocak var.
yufka açılan sofra tahtası, gömme dolaplar. İşte hayat burada. Bütün kış hazırlıkları bu alanda yapılıyor. Genelde buralar kiler olur. Eskiden belki ahır olarak da kullanılmış olabiliyor. Sonradan kiler olarak kullanılmış. Ay, ambar da var burada. Ahşaptan yapılmış. İşte. Üç gözlü ambar. Ayakları da yüksekti. Fareler girmesin diye, böcekler girmesin diye ağızları kapaklı. Hep yerler hep tahta buralarda da. Şura bal kapısı. Evet, burası ahır olmalı. Şu geçeyim şuradan. Evet. Üstü merteklerle kapatılmış. Eskiden her evin sağılan hayvanı varmış tabi. Tavuğun dışında inekleri, koyunları, belki keçileri. Ay, her yan asma, ne kadar güzel olur. Çadı da çok uygun kurutmalıklar için. Pestil sermek için, Tecde'nin ünlü pestilleri. Bu çatılar serilir. Güzel güzel kurutulur. Ve her evin avlusundan da ark geçiyor. İşte su arkı. Sulama suyu. Evlerin avlusundan geçermiş. Ve kimse kirletmezmiş eskiden. O bir gelenek, bir görgüymüş. Saygıymış. Komşu hakkı. Suya saygı, komşuya saygı. Ay, şu anahtarın güzelliğine. Bakın şöyle basarak. Arkada da var aynası. Nasıl da düşünmüşler şöyle tutacak yerine. Burası Ali Bey Sokağı. Buralar çok güzel kayısı bahçesiydi. Mm-hmm.
İslim iskelesi duruyor. Kayısı Bahçesi'nin İslim iskelesi bu. Daha doğrusu İslim damı oluşturuyorlar. Üzerine iki kat naylon çekerek, tabana tahtalar döşeyerek. İşte kalan bunlar.